Ya Sayın Davutoğlu, siz ikide bir de Kınalızade'nin ahlaki alayisinden örnekler veriyorsunuz. Ahlaki alayı, ahlaki kiram kitabıyla da yan yana getirin. Üstüne de Machiavelli'nin kitabını koyun. Bence Temurçi'ye verin. Hepsini bir hıfzetsin. Ondan sonra bize anlatın ya. Bu kadar kolay değil bu işler. Bak bu işler bu kadar kolay değil. Şimdi bak neden kolay değil? Türkiye'de kolay. 9 numaralı fotoğrafı getirsene. Size çok Ömer, güzel bir New York Times haberi getirdim. Çok taze. Evet. Biliyorsun bizde eski bayat haber olmaz. Kim bu biliyor musun? Rudy Giuliani. New York'un eski belediye başkanı. Avukat. Avukat. Amerika'nın tanınmış avukatlarından. Seçim döneminde aslında seçimleri Trump kazandı. Oylar katakulliyle, hileyle Biden'a yazıldı dediği için avukatlık yapma hakkı elinden alındı. Ya bizde böyle bir şey olsa vallahi billahi piyasada adam kalmaz. Kalmaz. Ya işte devlet budur ama. Bak. Devlet de budur yani. Hani ben Erasmus'un deliliğe övgüsü gibi Amerika'ya övgücülük yapacak bir adam değilim. Şimdi Temurçi'nin o şeyi bir daha verseniz de. Bak orada ne göstereceğim sana? Oradan direkt de, bırak kardeşim bu işi demesi lazım. Bak, ne göstereceğim sana? Diyor ki Berat Albayrak'a yakın olduğunu düşündüğüm İl Gençlik Kolları Başkanımız bu işi Berat Bey'in haberi olmadan asla yapamaz. Ne yapmış? Ne bu iş? İşte şey, kayıp silah işi. Ha. Bu alçaklığı bizim ortaya çıkarmam. Yani bilmiyorum. Ya ortaya çıkarmadığın bir şeyi bir üst cümlede var diyorsun. Sonra da biz bunu ortaya çıkarmasak böyle alçağız diyorsun. Ya bu kadar kolay olur mu? Gelelim diğerlerine ya. Gel ver dikenin haberini ver. Bak benim dediğim sıraya göre getirir misin? Bir numaralı fotoğrafı var. Bir numarayı. 2018 yılında kayıp silahlar %720 arttı. 2018. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2018 haberi. 2018 yılında. Daha sonra 5 numarayı ver. FETÖ'cü Ahval 2 yıl sonra almış haberi bir daha allayıp pullamış. 3 Haziran 2020'de 2 yıl sonra Türkiye silahlanıyor. Kayıp silah sayısı %720 arttı. Bir daha ver 3 numarayı. Diken de ya yeni bir şeyler bulmak lazım. Bu silah konusu önemli galiba demiş. Bu da demiş ki kayıp silah sayısı 4 yılda %720 arttı. Bir yıl sonra bir de bu. Bir dakika. Bu hangi yıl bu? Bu yeni. 9 Temmuz. Bak bir saniye. 2018'de son 3 yılda olan şey 2021'de son kaç yılda olur? 18'in üzerine işte ekle. 7 yıl olur. 7 yıl daha 3 yıl daha ekle. 6 yıl 7 yıl olur. 2018 tabi. 2018'de 3 yıllık. Bak 2018'de son 4 yıl diyorsan. Son 4 yıl mı diyor? 3 demiş bir tallak. Önemi yok onun şey, da. 3 yıl diyor. 2018'de son 3 yıl diyorsan 2021'de son 6 yıl demen evet. lazım. Diyememiş. O kadar senkronize çalışamamışlar. Hokkabaz bazen tembellik yapıyor. Evet. Yanlış tavşanı da çıkartabiliyor. Şimdi bunların yaptığına da o adam atlamış. Gelelim olayın Şimdi ben aslına. Olayın aslına. Olayın aslı şu. Şuraya çıkarttım rakamları. İnşallah bulabileceğim. Bazen böyle çalışırken karıştırabiliyoruz da. Şimdi yaklaşık 100 küsür bin kayıp silah var. İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı. Bu 100 küsür bin silah üzerinden şey yapıyorlar. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Buldum rakamları. Bu 100 küsür bin silah, Turgay Güler, 1944 yılından bu yana, bak tekrar söylüyorum, 1944 yılından 2017'ye kadar geçen 73 yıllık zaman içerisinde av tüfeğini kaybeden, beylik tabancasını kaybeden, silah taşıma ruhsatını kaybeden, işte iş adamı diyelim ki silah taşıma ruhsatı ver. 73 seneden bu yana kaybedilmiş irili, ufaklı, av tüfeği dahil olmak üzere, tabanca dahil olmak üzere silahların sayısı. Ordunun değil yani. Ya alakası yok. Tabii ki. Ha ordunun içerisinde bir tane örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir subayı ya da az subayı işte bir yere yaz tatiline gitti. Silahı çalınmış. Var böyle vakaları biliyoruz biz. Tabancası çalınmış. Ben sana daha... Yani ordunun tankı topu falan değil tabii ki. Bir dakika ya. Ordunun helikopteri çalınmadı mı? Çalındı. Yunanistan'a değil mi? Evet. Teröristler kaçırdı. Tamam. Şimdi dolayısıyla bu 100 küsür bine dikkate alıp diyor ki 20 Tugay'ı donatacak kadar
silah kayboldu. Yani o kadar kenarından, köşesinden bu haberleri vesikalandırmak, tevsik etmek için şeyler üretiyorlar ki. Mahkeme nerede? Savcı nerede? Sonra da diyorlar ki asıl bunlar diyorlar 20 Tugay'ı donatacak silah 15 Temmuz'dan sonra kayboldu. Bak bu daha da vahim. Şimdi bugün İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı İsmail Bey. Kendisinin bu hassas anında reaksiyonu bizim için çok değerli. 15 Temmuz'dan bu yana kaybolan silahları söylüyor. Bir tane MP5 otomatik tabanca, 3 tane G3 piyade tüfeği, 11 Kaleşnikov, bir tane de kuru sıkı tüfek olmak üzere, gerçek tüfek olmayan 16 tane. Bunları da o gün denize attı. İşte suç unsuru olmasın diye. Suç unsuru öldürdü. Boğaz köprüsünden yapılacak. Attı. Tabii tamam, 16 tane silah. Yahut vatandaş atmıştır köprüden, elinden almıştır. O da olabilir. Bir sürü şey olabilir. Müsaade oluyor orada, bilmem ne oluyor. İşte o sırada köprüden aşağı attı. Bilmiyorum. 16 tane silah. Yani bunlardan da bir tanesi kuru sıkı. Bir tanesi tabanca, otomatik tabanca. MP5. 11 tanesi Kaleşnikov. 3 tanesi G3 piyade. Menfez paşaları silahlarını ne yaptılar? Ne yaptılar? Kuzu gömdüler paşa, bir yere belki gibi. Tamam mı? Şimdi siz bunun üzerinden nasıl bir algıyla toplumun silahlandığına dair acımasızca toplumu şiddete, iç savaşa, güvensizliğe, endişeye sevk edecek haberler yapıyorsunuz. Bak bunu bizden başka yıllara sarıyı bu kadar böyle evraklarıyla, dokümanlarıyla gösteren yoktur Turgay Güler. Bu kadar olamaz. Buna hesap soracak bu ülkede yasal düzenleme varsa hakim savcı, yasal düzenlemesi yoksa bunun düzenlemesini yapacak bir yasama organı. Şimdi istiyorum. Bana Mehmet Tezkan'ın geçen yayınladığımız o konuşmasını getirin. Ha, getir, güzel. Puzzle'ı tamamlayalım. Şöyle diyordu Mehmet Tezkan, gazeteci, CHP yandaşı. Seçim sandıkta kazanılamaz. Tabii. Seçim sandıktan önce kazanacaksın. Şimdi demek istiyor ki 2023'te yapılacak seçim boşuna. AK Partililer silahlandı. Seçimi de yaptırmayacaklar. Kaybetseler de ülkede iç savaş çıkaracaklar. Tabii. Bila bila. Tabii. Bir algıyı onu söylüyor zaten. Kendi tabanlarına. AK Parti'nin diyor militanları diyor sandığın başına evet, gelecek. Evet. Bir de silah dağıtılmış bak. Tabii. 20 Tugaylık silah var ellerinde. Dubai'nin bülbülü de böyle bir iddia ortaya atıyor. Bir de diyor ki bunu konuşsanız ya. Ya kardeşim neyi ispat edeceğim? Gidin Dubai'nin bülbülüne o iddiasını ispat etsin. Müddeyi iddiasını ispat ile mükellef. Bir, iki, Türkiye bu kadar silahı 20 kol ordu muydu? 20, tabii. 20 kol ordu. 20 Tugay? Yok 20 Tugay diyor. 20 Tugay, 7 tane kol orduya yaklaşık tekabül. 3 Tugay olsa her kol orduda. Bu silahı Türkiye sağda solda şurada burada mücahitlere verdi. Tabii uydur. Şey, zaten var. Neydi onlar? Suriyeli savaşçılara verdi. Azerbaycan'a gitti bunlar. Gitti bunlar. Tabii. Tamam. Şimdi buradan bir şey hazır oluyor. Bunu siyasetin kendisinin görmesi. Tabii. Buradan kendisine hazırlanan tuzağı bugünden görmesi ve mesela Semih Temurcu'yu çağırsın hemen bir savcı. Bence bunu, de. Bunu ciddiye bildiğine, almalı. Ya tabii ki. Bunu ciddiye. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya dilimizde tüy bitti artık kardeşim. Çağır adamı sor. Semih Temurcu yalan söylüyor da. Bilmiyoruz. Ama, belki doğru söylüyordur adam. Ama belki doğru söylüyor. Belki doğru söylüyor. Çağır. Diyor ya ispat etmeyen alçaktır diye. Tabii. Çağır. Şimdi bir şey biliyor. Bir şeyler biliyor. Çağır. Kim nerede bu silahı almış? Nereye gömmüş? Kime vermiş? Çağır hemen. Kimse o il başkanı. Kimse o il başkanı. Var mı ya böyle? Tabii. Çağır hemen sor. Temurcu'ya sor. O tutanağı da kamuoyuyla paylaş. Tabii. Bakalım o tutanakta evet ben gördüm. Şurada biz bunu biliyoruz mu diyor. Ben bunu bununla konuştum o. Yoksa ben işte bir iddia vardı. Ben de bir yorumda bulundum mu diyor. Yok. Tamam mı? Öyle yok. Çağıracaksın. Şimdi bakın CHP'nin yandaşı televizyonda Mehmet Tezkan. Şuna dikkat etsinler izleyenler. Sandığı korumaya giden, sandıkları korumaya altına giden Cumhuriyet Halk Partili olursa i̇nsan, ne oluyor? İnsan. AK Partili olsa militan. Ne oluyor? Bir izlesinler. Verin hadi. Şimdi diyor ki
Şimdi o günlerde ufak ufak bir merkez pişiriyor bunları. Önceki hafta bunu gündeme getirmiştik. Silahlar yoktu ortada. Silah meselesi yoktu. Diyor ki orada diyor yani sandık başında kötü durum ortaya çıkar diyor. AK Parti'nin militanları gelecek oraya diyor. CHP'nin insanları ve AK Parti'nin militanları orada diyor karşı karşıya gelecek kötü şeyler olacak. O yüzden bu işi seçime bırakmadan halletmemiz lazım diyor. Kandil ne diyor? Bu işi seçime bırakmadan halletmemiz lazım diyor. Tamam mı? 10 binlerce kişi sokağa çıksın bu iş halletsin diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.